Kaç şeker? 35. 35. Bu numara yazılır. Bu hafta da şu sayısalı tutturalım artık ya. Ne dersin? İyi. Her hafta ihtiyacı olana çıksın diyorlar. Benim öyle bir ihtiyacım var ki kuruş çıkmıyor. Hüseyin, ikide bir sayısal sayısal deyip sinirlerimi bozma benim. İki dedin değil mi? İki. Güzel. Git abicim başından ya. Git ya. Bütün gün başındasın sen ya. Git ya. Orada bak sabahtan beri 5 tane boş çay bardağı var. Onları almıyorsun. Bütün gün sayısalda sayısal. Sayısalda sayısal ya. 5 dedin. 5 dedin değil mi? 5 2 35. Güzel. He, merak etme Selami kardeş. Seninle aynı haftada yakalayacağız işi. Sen çocuğu, ben sayısalı. Anlarsın ya. Git abicim ya. Git ne olursun git ya. Adamın asabını bozma. Zaten sinirlerin bozuk ya. Bak Selami kardeş. Çocuk istiyorsan stresten uzak duracaksın. Ne diyorsun sen abicim ya? Yengeye söyle stres yapmasın. Stres yaparsa bebek olmaz. Jinekolog gibi adamım ben. Bilirim ben bu işleri. Hayret bir şey ya. Milletin diline düştük ya. Selam Bey, Meryem'i çağırıyor. Ne yapacakmış? Bilmiyorum, özel bir şey konuşacağım dedi. Hayırdır inşallah, kovulduk mu acaba? Aman kovulduysak kovulduk be. Çoluk yok, çocuk yok. İş olmazsa ne olur ki? Salami, have a seat please. Have a seat. Well, I have a personal question for you, if you don't mind. Mira Hanım size özel hayatınızla ilgili bir soru sormak istiyor. Tabii sakıncası yoksa. Sorsun. Salami, I know you're trying to have babies and I can help you with that. Sizin çocuk yapmak istediğinizi biliyormuş. Bu konuda yardımcı olabilirim dedi. Yok canım, söyle ona. Öyle bir problemimiz yok. Yani çocuk istiyoruz ama problemimiz yok. Maşallah saat gibi tıkır tıkır. Söyle ona. Tıkır tıkır tıkır. Salami, the most important thing in making babies is to be free of stress. You know, to be relaxed. You know, if you're stressed out, you can't do anything. Ulan şu Amerikalılara bak be. Hakikaten bütün dış dünyayla ilgileniyorlar ha. Afganistan, Irak, şimdi de ben. Mira Hanım diyor ki, çocuk yapmak için stresten uzak durmanız gerekiyormuş. Yani relax olun, relax. Çocuk olmazsa bombalarlar mı acaba? The easiest way to avoid stress is through feng shui. Diyor ki bunu yapmanın en kolay yolu feng shui felsefesi. O felsefeye göre yaşarsanız stres falan kalmazmış. Ne? So through feng shui lifestyle you're gonna be much calmer, much happier and you're gonna be much more positive. Diyor ki bu felsefe sayesinde yani daha mutlu olacaksınız, daha sakin, böyle pozitif enerjiyle dolu olacaksınız. Stresten uzak duracaksınız. Yani böylelikle çocuk işi de kolaylaşmış olacak. Bana bak Selami kardeş. Çocuk istiyorsan stresten uzak duracaksın. Yani stres falan olmayacak öyle mi? Stres yok, bebek var. Halimiz
Made in Turkey. There are a lot of books written on Feng Shui, so... Bu iş için yazılmış pek çok kitap var diyor. And, you know, read, get anything you want, read anything on Feng Shui and you're ready to go. Bunlardan bir tanesini bile okusanız hemen başlayabilirsiniz. Tamam, tamam. İşten çıkınca doğru kitapçıya gideceğim ve bu sushi kitabından alacağım. Not sushi, Feng Shui. Tamam, tamam. Feng Sushi. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Akşam üretim bandında arıza çıktı. Sabaha kadar telefonda konuştum ya. Ya ben 45 dakika konuştum cepten geçen akşam. Ah siz benim konuştuklarımı bir bilseniz. Vallahi bu böyle olmaz Meltem. Artık şirketin bizim cep telefonu faturalarını ödemesi gerekir. Ben bunu daha önce Selçuk Bey'e söyledim. Ne dedi? Ne diyecek? Şirketteki özel konuşmalarına saysınlar dedi. Sağ olasın. Selami nerede Haluk? Vallahi bilmiyorum. İşten çıkınca kitapçıya gideceğim dedi ve gitti. Oğlum gel dedim eve, çay çorba içeriz, yok tutturdu. E kitap alacaktır, yapar öyle şeyler. Çok sever Selami okumayı. Sen neden gitmedin Haluk? Nereye? Kitapçıya. Kitapçıya mı? Ya saçmalama, ne işim var benim kitapçıda? Allah Allah. Entel miyim ben? Ay iş çıkışında kitapçıya uğradık. Yeni kitaplar çıkmış. Bir yazar var, böyle postmodern imgesel bir anlatımı var. Yani o kadar olur. Okuma yazma bilenlerle alay etme Haluk. Bir gün sen de sökersin. Gerçi zor tabii. Neyse. Aslında bir kere okusa sevecek ama. Okunur mu öyle tuğla gibi kitaplar ya? Selami'nin de okuyacağı yok ya, neyse. Maksat kitapçı bölgesinde görünmek. Alacaksın okumayacaksın, adettir. Türkiye'de herkes kitap alıyor ama okumuyor. Herkes evine kitap alıyor, eve diziyorlar raflara ama okumuyorlar. Herkes öyle yapıyor. Yok, kitap okumak bizim yaşam biçimimiz. Bırak Haluk. Okuyan okuyor. Yazın görmediniz mi? Bütün yabancılar kitap okuyordu. Bütün Türkler de cep telefonuyla konuşuyordu. Farkımız o işte. Evet. Teknolojik olarak onlardan üstünüz. Bize yetişmek için okuyorlar. Aman bırak gönül. Haluk anlamaz öyle kitap işinden filan. Kim anlamaz? Benim okumadığım Texas Tom Mix yok be. Hepsini okudum. Texas Tom Mix mi? Tabii. Zagor, Mr. No. Mr. No'nun gerçek adı ne? Söyleyin bakalım. Hadi genel kültür sorusu hadi. Jerry Drake. Ya. Yeah. Ay Meltem, yılın kadını seçilecek insansın. Nedenmiş? Bilemiyorum. Hoş geldin Selami. Meltemciğim, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haluk, abicim. Neredesin oğlum sen? İşten çıkıp kitapçılara gitmeler. Sen yakında senfoni konserine falan da gidersin. Ne yaptın Selami? Yok bir şey hayatım, öyle biraz dolaştım, dergilere falan baktım. Kitap var elinde senin. Yok öyle önemli bir şey değil. Geçsene Selami içeri, ne öyle duruyorsun her an gidecek gibi? Yok geçmeyeyim ben Meltem, biraz hasta gibiyim ben. Oğlum otur şuraya. Hastaymış numaracı çavdar erkeği seni. Gerçekten hastayım ya, bak boğazım ağrıyor diyorum ya. Oğlum bugün ne oldu işte, anlatsana. Ne olacak abicim, her zamanki şeyler işte. İsmail Bey kovaladı, kızlar kaçtı. Hayatım hadi gidelim biz. İyi bari gidelim biz artık. Ya dur, nereye gidiyorsunuz? Oturuyorduk ne güzel. Sen de iyice ev kuşu oldun ha. Eve gidelim, eve gidelim. Ne yapacaksan evde. Sana ne abicim? Sana ne? Sana ne yani? Ne yapacaksın evde? Ha? Örgü mü öreceksin? Light erkek. Evet abicim, ne olacak? Ha ha. Daha önce de söylemiştim, biliyorsun tanıdık avukat var. Niye çekiyorsun ki bu adamı? Sağ ol. Gidelim biz. Hadi gidelim hayatım. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hadi tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Haluk konuşmalarına biraz dikkat etsen iyi olacak. Ben ne dedim ya? O light erkek, her şeye alınıyor. Sen de manalı konuşma o zaman. Kim manalı konuşuyor canım? Ne alakası var? Haluk her seferinde böyle yapıyorsun. En yakın arkadaşın olsun. Bu doktor modern uygun. Peki karşıya kim? Haluk ne yapıyorsun? Televizyon seyrediyorum. Nasıl seyretmek bu ya? Sürekli kanal değiştiriyorsun. Ne yapayım? Hiçbir yerde bir şey yok. Bir şey olmadığını nasıl anlıyorsun ki? Bir kanalda iki saniyeden daha uzun durmuyorsun. Ambulans şoförleri nasıl araba kullanıyorsa sen de öyle kumanda kullanıyorsun Haluk. İyi bir film arıyorum. Zevkten yapmıyorum herhalde. Haluk zap yapmaktan parmakların kas yaptı. Ne yapalım? Seyredecek hiçbir şey yok.
Ya dursana şurada, magazin programı var, onu seyredelim. Kimin kıyafeti kaç puan? İşimiz gücümüz yok, millete sınav yapacağız. Anne artık dayanamıyorum. Gene ne oldu kızım? Ders çalışamıyorum. Neden? Çünkü havuç beste yapıyor. Ana, beste mi yapıyor? Evet, saçma sapan bir şarkı çalışması için de baba. Yapsın yapsın, telif alırız. Emre! Emre! Gelir misin biraz buraya? Anneme babama, sıkı söyleme abla. Söylesen kötü olur, fışırırım sonra. Sana da bana da yazık olur valla. Hafta sonu dışarıya çıkamayız bir daha. Türkçe, trafik, müzik, beden eğitimi, İngilizce, matematik, resim, fen bilgisi, beden eğitimi dışında sözlerimin hepsi. Biliyorum çok komik, ne yazık ki eksi. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim belki. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Hemen okulu bırakıyorsun, kaset yapıyoruz. Haluk, saçma sapan şeyler sokma çocuğun aklına. Neresi saçma bunun? Paraya para demeyiz be. Çocuk ne güzel söylüyor. Haluk, mutfak. Ne oldu şimdi? Mutfak dedim. Buyurun. Haluk lütfen, özellikle Emre'nin yanında böyle şeylerden bahsetme. Neden? Cem, okulu bırakmak, kaset yapmak her şeyden etkileniyor. Keşke yapsak. Bunun yerini tutamaz hiçbir şey. Asıl sen saçmalama. Biz küçükken futbol oynuyoruz diye babamızdan dayak yiyorduk. Bıraksalardı Hakan Şükür'den bile daha çok para kazanırdık. Aynı şey değil. Aynı şey. Ya çocuğun geleceği müzikteyse? He? Hiçbir şey okuldan daha önemli değildir Abidin. Oğlun Tarkan gibi korumalarla dolaşsa daha iyi değil mi bayan personel müdürü? Emre ne demek bu oğlum? Ben besteledim anne. Rap grubu kurduk da okullar arası şarkı yarışmasına gireceğiz. Şarkı yarışması mı? Evet baba, kesin kazanmalıyız. Eğer kazanırsak var ya, okuldaki karizmam Tarkan'dan bile daha iyi olacak. İyi de yavrum, bu böyle gecenin bu saatinde olmaz ki. Olur olur, çocuğun istikbaliyle oynamayın. Haluk. Tamam tamam. Bak yavrum, ablam ders çalışıyor, komşular uyuyor. Ben de söylüyorum ama anlamıyor anne. Ablam beni kıskanıyor anne. Hiç de değil, ben sadece ders çalışmak istiyorum. İnek, havuç. Şşt Emre. Aa, hadi bakalım, tamam yatağınıza hadi, hadi. Sen de içinden söyle, sessiz çalış, hadi yürü, hadi. Ben bu evde kavga filan istemiyorum, hadi odanıza. Çabuk. Feminist, havuç. Feminist, havuç. Yapma. Feminist, havuç. Feminist, havuç. Feminist. Haluk lütfen, böyle şeyler söyleme. Bırak okulda ne yaparsa yapsın. Sana kalsa çocukların istikbali mahvolacak. Sana kalsa biri şarkıcı olacak, öbürü ev kızı. Ne güzel. İyi geceler Haluk. Sen yatmıyor musun? Hayır, kumandanın biraz tadını çıkaracağım. Allah'tan şu erkek milleti erken yatıyor da insan bir şeyler seyredebiliyor. Yoksa 10 parmak kumanda kullanıyorsunuz. Al güzelim, kumanda senin olsun. Hatta al, yarın işe de götür. Oy. Ana. Oğlum. Çalışıyorum anne ya. Oğlum saçmalama. Bu saatte şarkı söylenir mi? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Ne yapayım baba ya? Başka zaman yok. Şunun şurasında yarışmaya ne kaldı? Hiç anlamıyorsunuz beni ha. Hadi oğlum odana git yat uyu, yarın çalışırsın. Hadi. Ne zaman çalışacağım ben ya? Hadi hadi uykuya. Ya aslında bıraksak da çalışsa mı? Haluk saçmalama. Birinciye kaset yapacaklar mı? Sen gidip yatsana. Bak yarın öbür gün bu çocuk hesap sorarsa annen engel oldu diyeceğim. Belki de yeni bir Tarkan doğacak. Telif haklarından bir sürü paralar kazanırız. Paracıklar gelir Allah. Hadi hadi hadi. Baba. Hı. Bir de benim kameraya ihtiyacım var. Oğlum sen ne yapacaksın kamerayı? Klip çekeceğim baba. Biz şarkı yarışmasında şarkı söylerken arkada görüntü dönecek. Çok fiyakalı olacak valla. İyi fikir. Hemen alalım. Gerek yok. Sadece bir gün kullanmak için kamera filan alınmaz. Şu yarışma bitse de rahatlasak. Anne, kamera lazım diyorum, anlamıyor musunuz? Yavrum, kullanamazsın sen o aletleri. Çok karmaşık.
Hiç şimdi o video kameraları cep telefonu muamelesi yapmayın anne. Kullanırım ben. Durun bakalım, acele etmeyin. Belki bir yerden ödünç buluruz. Niye engel oluyorsun çocuğun yarışmayı kazanmasına? Evet anne, sanat yaşamı başlamadan bitirme. Çocuk doğru söylüyor. Of Allah'ım ya, neler saçmalıyorsunuz siz? Sen çocuğunun yarışmayı kazanmasını istemiyor musun? Hayır Haluk, ben sadece derslerinin önüne geçmemesini istiyorum. Derslerinin önüne geçse ne olur ki? Ne yaptınız Selam Bey, başladınız mı? Başladık, başladık. Aldınız yani kitapları. Aldık, hepsini aldık. Gece gündüz Feng Shui okuyoruz. İnşallah bir işe yarayacak. Yarar yarar, merak etmeyin. Ya en azından daha mutlu ve sakin olursunuz. Yasemin, nerede bu mailler? Ama hiçbir doğu felsefesinin Haluk Bey'e yardımcı olacağını sanmıyorum. Buyurun Haluk Bey. Bu mailler bana gelmedi mi? Niye benim masamda değil, niye saklıyorsun? Asıl buna okutmak lazım Feng Shui'yi. Merhaba. Merhaba. Ay, nasıl dosyalar bunlar ya? Kollarım koptu, zaten yorgunum. Hayırdır, ne oldu ki? Akşam sabaha kadar kitap okuduk. Ne okudunuz? Selami Feng Shui kitapları almış, onları okuduk. Ay çok duyuyorum şu Feng Shui'yi bu aralar. Dur bakalım, biz okuyoruz, ben sonra anlatırım sana. Benim de gözüme bir dergi çarptı evde, bu akşam okuyayım bari. Duydunuz mu kızlar? Selçuk Bey her çalışana bir cep telefonu verecekmiş. Aa, sahi mi söylüyorsun? Evet. E çok güzel bir şey bu. Tabii, artık şirket için telefon harcamamız olmayacak. E doğrusu da buydu zaten. Yani, iyi ki gitmişiz. Bak aldı cep telefonunu. Haluk Uşan, hazır olun. Size çok büyük bir sürprizim var. Hayırdır İsmail Bey? Hayırdır, hayır. Duyunca siz de var ya, çok sevineceksiniz. E anlatır hadi İsmail Bey. E, acele etme Uşan, sonra anlatırım da. Sabret. Yasemin Hanım? Şu dosyalara bir de biz bakalım da. Kusura bakmayın, işim var, Meri Hanım bekliyor. Uy, ben senin Meri Hanım diyen dilini yerim. Haluk Uşan, akşam Fişin TV seyrediydim. Öyle bir şey gördüm ki aklım hayalim durdu da. Ya, ne oldu? Güzel güzel kızlar, asansörde çalan müzik eşliğinde yürüydüler. Koku gibi süzülüydüler. Edepli giyinmiştiler. Yani bir tarafları gözükmeydi. Yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Arkalarını bir döndüler. Uy, bir de ne göreyim? Neymiş? Arka tarafta hiçbir şey yok da. Her şey meydanda. Ya, öyle mi? İşte o an aklıma müthiş bir fikir geldi. Ne geldi? Acele etme de, yakında söyleyeceğim. Yerin kulağı vardır Uşan. Ama biz şimdi merak ederiz İsmail Bey, siz söyleyin. Söyleyeceğim. Duyunca hamsi bulama gibi yürüyeceksin de. Ne sırıtıyorsun lan öyle gargamel gibi? Çok mutluyum abicim. Çok pozitifim. O kadar mutluyum ki içimden şarkı bile söylemek geliyor ama söyleyemiyorum çünkü telif yasası var. Söyle de Uşan, söyle. Kaç paraysa ben veririm. Tamam o zaman. Sakın 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 ha yaklaşmayın yanıma. Sakın 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 ha inanmayın siz ona. Az mı çektirdi bana? Zehir oldu bu dünya. Yeter abi bu kadar. İşte burada. Bakalım neymiş şu Feng Shui? Yeni bir koltuk, yeni bir aşk. Feng Shui felsefesiyle aşk hayatınızı canlandırın. Aşk yaşamına heyecan katmak isteyenler Feng Shui önerileriyle mutluluğu bulabilirler. Yatak odanızın ışığını arttırın. Zira kötü aydınlatılmış bir oda, zayıf ve sevgiden yoksun bir ilişki ifade eder. Bu Feng Shui'nin bizim ilişkimize de bir faydası olur mu acaba? Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bir tane dergide Feng Shui ile ilgili bir yazı var, onu okuyorum. Aa, biz Selami ile o işin uzmanı olduk sayılır. Sahi mi? Selami sayesinde öğrendim. Hemen uygulamaya başladım, hayatım değişti. Nerede o dergi? Bak işte burada. Dur sana sayfasını bulayım. Bak burada. Hı. Odanızdaki dağınıklığı toplamayı unutmayın. Giysilerin ortalığa saçıldığı bir oda pek iç açıcı olmayabilir. Doğru.
O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bu evde Haluk olduğu sürece biz Feng Shui falan yapamayız. Aa, olur mu canım, saçmalama. Feng Shui Haluk'u bile yola getirir. Mutlaka yapmalısın. Nasıl yani? Yani Feng Shui yaparsan eskisinden çok daha mutlu olursun. İnan bana, her taraf pozitif enerjiyle dolar. Bizim aileyi tanıyorsun Gönül, biz yapamayız. Aa, herkes yapabilir. Yeter ki iste. Bak, burada detayları var. Yani evi bu felsefeye göre düzenlersem her şey değişecek, öyle mi diyorsun? Kesinlikle. E yapalım o zaman, ne duruyorsa hadi, ne olacaksa hadi olsun. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Heh. İlk yapılacak iş bütün bu fazla aksesuarları buradan kaldırmak. Gel kaldır. Al. Bununla mı olmayacak? Sonra Selami'yi de ararız. Tamam. Çok güzel oldu. Ah, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin çocuklar. Anne, ne oldu? Eşyalar nerede anne? Bundan sonra böyle. İflas mı ettik anne? Yok yavrum, iflas filan etmedik. Hayır yani, öyle bir durum varsa hemen çıkartayım bir kasette mobilyalarımızı geri alalım. Sizin evdeki eşyaları Feng Shui felsefesine göre düzenledik çocuklar. Bu felsefede fazla eşya yok. Son derece az eşya var. O yüzden eşyaları depoya indirdik. Peki bu felsefeden babamın haberi var mı anne? Yok. O zaman yandık demektir. Babam eve gelen adamın ağzını burnunu kırar. Yok canım, abartmayın, merak etmeyin, olmaz bir şey. Eyvah, babam geldi. Yandık şimdi. Yandık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Oh. Merhaba babacığım. Ne demiş güzel dostlar. Hoş geldiniz anneanneciğim. Hoş geldiniz. Merhaba. Anneciğim, babacığım, geçsenize, otursanıza. Kızım, eşyalar nerede? Evet, nerede bu eşyalar? Feng Shui'yi aldı götürdü dede. Kim bu? Eskici mi? Hayır anneciğim, yeni bir felsefe bu. Nasıl anlatsak ki? Zaten bu işin en zor tarafı Feng Shui'yi diğer insanlara anlatmak. Yani bu şimdi icra felsefesi mi? Siz Feng Shui kredisi aldığınızda bunu ödeyemediniz mi? Bakın böyle bir durumunuz varsa eğer babanın emekli parasından... Hayır anneciğim, sadece evi bu felsefeye göre düzenledik. Yani fazla eşyalardan kurtulduk, hepsi bu. Peki eşyalar nerede? Aşağıda, depoda duruyor. Bakın evi bu hale getirince içeride daha fazla enerji dolaşıyor. Yani pozitif enerjiden bahsediyorum. Yani bu Feng Shui enerji demek, öyle mi? Evet, bir bakıma öyle. Değil mi Gönül? Evet. Herhalde bunun faturası da vardır. Yani doğalgaz gibi, değil mi? Peki bundan Haluk'un haberi var mı? Hayır yok ama merak etmeyin, ben anlatırım ona. Ya ona da iyi gelir zaten. Çok sinirli, stresinden kurtulur. Bence bu felsefe babamı daha da sinirli yapacak. Evet. Babam ayaklarını koyacak bir sehpa bulamadığında felsefe melsefe dinlemez. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Eşyalar nerede? Feng Shui'yi aldı baba. Kim ulan bu Feng Shui'yi? İyi akşamlar çocuklar. Biz Ferit amcamlara uğrayacaktık. Geç kalmıyoruz. Tabii biliyorsun sen. Ferit'in çok sinirlidir. Şimdi geç kalırsak bayağı sinirlidir. Baba bu Feng Shui. Benim de biraz ödevim vardı. Ben de gideyim artık, Selami bekler. Bir dakika, bir dakika Dominant teyze. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Burnum benim çok iyi kokalı. Evimizin bu haliyle senin yakından ilgin var gibime geliyor bana. Yani. Bana Feng Shui mi, Meng Shui mi neyse bunu hemen açıklasın, yoksa çok fena olacak. Hayatım, Feng Shui mekanlardaki enerji akışını düzenleme sanatıdır. Mekanlardaki enerji akımını düzenleme sanatıymış. Mekanları boşaltma sanatı desene. Hatta benim sinirlerimi bozma sanatı da diyebilirsin. Feng Shui felsefesine göre fazla eşyalar enerji dolaşımını engelliyor Haluk. Ya eşyaların bir şey engellediği yoktu. Öylece duruyordu garibanlar. Neyi engelliyordu? Hayatım, pozitif enerjiyi engelliyordu. Ben onu bunu anlamam. Eşyalarımı geri istiyorum. Başlarım enerjinize. Piyasada enerji mi yok? Gidin elektrik kullanın. Doğal gaz kullanın. Ama benim koltuğumu geri verin. Koltuğumu geri istiyorum. Hayatım, Feng Shui sayesinde daha mutlu, daha huzurlu bir insan olacaksın. Ya ben nasıl daha huzurlu olabilirim ki? Evde oturacak yer yok. Zor tabii. Doğu felsefeleri Haluk karşısında çaresiz. Ben onu bunu anlamam kardeşim. Derhal koltuğumu istiyorum. Hayatım, yere otururuz. Ana, yere oturacağım. Ya benim tutulursa?
Merak etme, tutulmaz. Hem eğilip kalktıkça doğal olarak spor da yapmış oluruz. Şu Feng Shui denen şey çocukların odasına gelmedi değil mi? Hayır hayatım, şimdilik gelmedi. Ama biz bu felsefeyi salonda ve yatak odasında başarıyla uygularsak yakında onlara da gelecek. Heh, Selami de geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Getirin arkadaşlar, getirin yavaş yavaş. Yavaş getirin. Getir buraya. Tamam. Bu ne? Akvaryum bereketi arttırır. Ne işe yarayacak bu? Tamam. Hayatım, sakinleşeceğiz. Bu felsefenin bir parçası bu. Yavaş. Baba. Ben yerlerde oturacağım. Balık efendiler de paşalar gibi keyif çatacağım. Ne o? Ben sakinleşeceğim. Aynen öyle olacak. Hadi yine iyisin abicim, hadi yine iyisin. Bu Feng Shui sayesinde sen de stressiz bir adam olacaksın abicim. Hadi. İyisin ha, hadi. Bana bakın. Başlarım ben sizin bu Feng Shui'nize ha. Getirin onları da getirin. Bu ne? Yavaş. Bu ne? Bitki abicim, bitki. Getir onu da buraya. Getir. Bu ne? Bu ne? Selami, aman dikkat et, yaprağı çarpmasın duvara. Tamam, şuraya bak, evim ormana döndü. Evet, olay budur abicim. Bütün eşyalardan kurtuluyorsun, evin her tarafını çiçeklerle, bitkilerle dolduruyorsun, stresten de uzaklaşıyorsun. Light Erkek'in söylediğine bak hele. Eşyalarım gidecek, evim ormana dönecek, balıklar bana bön bakacak, ben de stresten kurtulacağım. Hayatım, böyle yaparsak pozitif enerji evde rahatça dolaşabiliyor. O yüzden yani. Sorun da bu zaten. Evde pozitif enerji dolaşabiliyor ama ben dolaşamıyorum. Merak etme abicim, dolaşacaksın. Yakında huzur içinde dolaşacaksın. Ay Selami, huzur doluyor. Biliyorum hayatım, biliyorum. Yakında ektiğimizi biçeceğiz. Yeter ki sen stresten uzaktır. Bunlar hep senin gibi light erkeklerin başının altından çıkıyor Selami. Ay Haluk, şöyle bir derin nefes al. Bir sakin ol. Çıkart o üstündekileri. Evet abicim, çıkar şu üstündeki gömleği. Feng Shui'ye göre üzerindeki renkler senin renklerin değil. Nasıl yani? Senin burada durmaman lazım hayatım. Evin kuzeybatısında durman lazım. Senin en mutlu olacağın yer kuzeybatı. Yok, bence burada dursun. Daha huzurlu olur. Yüzün de kapıya dönsün Haluk. Bak, evde hiç sivri köşe olmayacakmış. Varsa da böyle önünü kapatacakmışsın. Sivri köşelere yaklaşma canım. Haluk, sonra akvaryum çok önemli. Evde suyu eksik etmeyeceksin. Neden? Çünkü eve gelen pozitif enerji suyla karışıp evde kalacak. Meltem, mutfağı da düzenlemek lazım. Evet, buzdolabının karşısında asla fırın olmayacak. Yoksa aile bireyleri kavga edermiş. Çok önemli. Meltem, eşyalarım nerede? Depoda hayatım. Ben gidip getiriyorum. Dur. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Eşyalarımı istiyorum ben. Bu ne? Kırmızı çarşaf hayatım. Yatak odasında çok işe yarıyormuş. Ama kırmızıyı evin başka hiçbir yerinde kullanmayacaksın. Ne işe yarıyormuş bu kırmızı? Bilmem. Meltem, bana boğa muamelesi yapma. Hadi tut şu yatağı da, hadi. Ne yapacağız? Ayakların kapıya bakmaması gerekiyormuş. Pencereye bakması gerekiyormuş. Hadi döndüreceğiz, hadi. Hasbinallah ya. Hadi tut. Hadi. Bakalım bu enterlikten başımıza daha neler gelecek. Tamamdır. Böyle mi yatacağız? Bu mudur yani? Evet. Bu ne? Hayatım, Feng Shui'ye göre yatak odasının aydınlık olması gerekiyor. O zaman söyle, elektrik faturasını Feng Shui'ye ödesin. Ay ben şimdiden huzur dolmaya başladım. Kesin TEDAŞ çıkardı bu felsefeyi. Bak çarşaflar da ne kadar güzel. Ben sinir oldum. Hatta eskisinden daha da sinirli bir adamım. Bu Feng Shui'nin insanı sakinleştirdiği falan yalan. Hele elektrik faturası gelince daha da sinirli olacağım. Sakinleşme o zaman hayatım. Bak çarşaflar da kırmızı. Meltem, çok pişman olacaksın. Ne? Alo. Uyu hadi, uyu. Benim başım ağrıyor zaten. Alo. Ne? Yapma. Hadi. Haluk, abicim olmaz. Olmaz abicim, çıkar.
Çıkart bu gömleği. Bu renk senin rengin değil abicim. Çıkart şu gömleği. Çıkart. Çekene. Çıkart abicim. Neredesin? Bu gömleğin rengi senin rengin değil abicim. Bu renk sana negatif enerji getirir abicim. Saçma sapan konuşma Selami. Kaç yıllık gömleğim. Hiç de bir şey getirmedi. Olmaz abi. Zaten senin burada oturman da yani. Senin kuzey batıya bakan tarafa oturman lazım. Kalk. Kalk abicim. Kalk. Kalk. Selami bana bak. Sana şimdi bir girişirim. Çin ordusu gelse elinden alamaz ha. Bakma. Bak, bakma abicim. Bak o tarafa bakma. Bak, bakma o tarafa abicim. Bakma. Lütfen bakma. Bakma. Lütfen bakma. Senin güney batıya doğru bakan tarafa oturman lazım. Bakma o tarafa dedim abicim ya. Çaylar abi. Dur, dur. Dur. Ne oldu? Dur, olmaz. Senin oradan girmen bize negatif enerji taşır. Çık, çık dışarı. Çık. Neden kardeşim? Çık dışarı diyorum. Kardeşim çık. Çık be abicim. Çık. Çık şimdi bu taraftan. Yavaş yavaş gir. Yuvarlak yuvarlak hareketler. Gel 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 gel. Tamam tamam dur. 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 Sol yap. Sol yap biraz. Tamam biraz sağa 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 sağa. Tamam şimdi yavaş yavaş gel bakayım. Gel 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 gel. Dur. Biraz var yani dur. Yavaş. Dökeceksin çayları. Çayları dökmemelisin. Yavaş bir adım at şimdi. Bir adım yavaş yavaş at. Gel gel tamam. Yuvarlak yuvarlak hareketler yapacaksın. Ne kötü bir enerji getirme bize. Yasemin Hanım. İsmail Bey? İsmail Bey! İsmail Bey bu takım elbisenin rengi yanlış efendim. Neden? Olmaz efendim, olmaz. Çünkü negatif bir enerji. Eskiden light'tı. Şimdi hem light hem de deli. Ben iyice inceledim Meltem. Şirketin başarı ve huzuru için Selçuk Bey'in burada oturması lazım. Onun enerjisi burada. E ben nerede oturacağım? Bilemiyorum. Yalnız sana kötü bir haberim var. Ofisin renklerini değiştirmemiz lazım. Hmm, onu ben de fark ettim. Keşke daha önce keşfetseydik şu Feng Shui'yi. Yasemin, şu Meri Hanım'la konuşalım. Bu duvarların renginin de değişmesi gerekiyor. Sonra tam şuraya kocaman bir akvaryum alalım, tamam mı? Haluk abi, ne oldu buna ya? Ne iş? Uzak Doğu'dan Feng Shui. O kim abi? Bilmiyorum. Ama yakalarsam ağzını burnunu kıracağım. Beni de yanına al abi. Şimdi onlar karate falan bilir, yamuğa gelme. Evet, tam burada oturmalısınız Selçuk Bey. Feng Shui felsefesi bunu söylüyor. Yani ben burada oturunca daha mı verimli oluyor? Evet, bu felsefeye göre herkesin bir yönü var. Sizin de yönünüz bu. E iyi de burada ben oturursam Meltem Hanım nerede oturacak? Hesaplayacağız. En verimli yer neresiyse orada oturacağım. Ya her şey güzel de ben orada duramıyorum ki gönül. Tam sevkiyatın yapıldığı yer. Kamyonlar vızır vızır. Üzgünüm Engin. Senin için en ideal yer orası. Değiştiremezsin. Evet, değiştirirsen bütün şirketin verimi düşer. Evet, ben evden biliyorum. Selami'nin verimi çok arttı. Anneme babama, sıkı Selim abla. Söylesen kötü olur bıçağırım sonra. Sana da bana da yazık olur valla. Hafta sonu dışarıya çıkamayız bir daha. Türkçe, trafik, müzik beden eğitimi, İngilizce, matematik, fen bilgisi. Beden eğitimi dışında sözlerimin hep biliyorum çok komik. Ne yazık ki eksi. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim belki. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Türkçe, trafik, müzik, beden eğitimi, İngilizce, matematik, fen bilgisi. Beden eğitimi dışında sözlerimin hepsi biliyorum çok komik. Ne yazık ki eksi. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Bu kravat ne böyle Engin? Hakikaten Engin, bu senin rengin değil. Ya olur mu? Bu benim kravatım ya. Saçmalama, bütün kötü enerjiyi üstünde mi toplayacaksın? Selçuk Bey, o ceketi üstünüzden çıkarsanız iyi olur. Yönünüzü de değiştirmeyin lütfen. Oğlum, sizin evinizde de hiç bir eşya yokmuş. Ben taşıttırdım oğlum, rahat rahat çalışmak için. Ne güzel işte, provalık yer. Hadi başlayalım. Anneme babama sakın söyleme abla, söylesen kötü olur fıçı yerim sonra. Sana da bana da yazık olur valla. Hafta sonu dışarıya çıkamayız. Yasemin, Yasemin ofisin bütün sivri köşelerini kapatıyoruz tamam mı? Bunları, 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 bunları bak. Bunlar hepsi törpüleyecek tamam mı? Bunları da bak,
Bunların köşelerini yuvarlak yuvarlak yaptıralım. Böyle bütün pozitif enerji dolsun buraya, tamam mı? Bunların hepsi şunlar, çiçek, 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 çiçeksiz olmaz. Bak burada var, bütün sehpalar dolacak, tamam mı? Bak senin masan gibi yuvarlak yuvarlak böyle pozitif enerji dolacak. Negatif enerji istemiyorum, ben hemen arıyorum marangozu. Selam Bey, biraz abartmıyor musunuz? Hayır hayır, abartmıyoruz çünkü bunların hepsi gerekli. Mustafa Hocacığım, hemen bizim büroya geliyorsun, çok yapılacak iş var. Tamam, görüşmek üzere. Yasemin, ben çıkıyorum yoksa çıldıracağım. Selam Yuşa. Bu Feng Shui'nin başka taraflara da faydası var mıydı ha? Nasıl efendim? Hani ne bileyim, Fishing TV gibi falan. Aa, olmaz oğlum efendim. Şimdi Fishing TV ile benzerlik taşıyor zaten. Ben bu Feng Shui'yi icat edenin. Oturacak yer bulamıyorum be. Merhaba hayatım. Nasılsın? Huzurlusun değil mi? Nerede huzurluyum? Popomu koyacak yer bulamıyorum. Alışacaksın hayatım, alışacaksın. Alışamam Meltem. Benim bünyem bu Feng Shui'yi kaldırmıyor. Feng Shui bende alerji yapıyor. Acele etme, acele etme. Yatak odasındaki ayna ne oldu? Feng Shui'de ayna da yok hayat. Hayır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin buyurun. Arkadaşlar, gelin. Gelin. Şöyle bir yere getirin. Ama... Şöyle, şöyle, şöyle. Kusura bakmayın. Yanlış anlamazsanız apartmanda sizin için bir yardım kampanyası yaptık. Herkes gönlünden ne koptuysa getirdi. Ona. Alın. Bu da bir miktar nakit para. Üzülmeyin. Hayatın insana neler getireceği hiç belli olmaz. Toparlarsınız, toparlarsınız. Bir keresinde biz de bu duruma düşmüştük. Bütün eşyalarımızı satmak durumunda kaldık. İyi akşamlar. Buyurun arkadaşlar, gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Başlarım böyle Feng Shui felsefesine. Şuraya bak, rezil olduk adamlara. Evimize eski eşyalarını getirdiler. Elimize para verdiler. Sakin ol. Anladım. Bize göre değil bu Feng Shui. Bize göre değil tabii. Hayır Selami, hayır, hayır, hayır. Saçmalıyorsun hayatım ya. İnanmazsan Meltem'e sor. Ben kuzeydoğuya doğru yatacağım, sen güneydoğuya doğru yatacaksın. Ben saçmalamıyorum Selami. Senin yönün de yanlış, rengin de. Üstündeki pantolon ne? Lacivert. Lacivert senin rengin mi? Bak, burada ne yazıyor? Bak. O zaman sen de bunu oku hayatım. Burada diyor ki, yönler aynen burada olduğu gibi olacak. Heh, bak, işte. Bak. Yatağı duvara dayamak zorundayız Selami. Duvardan güç almak zorundayız. Bak, sayfa 133 yazıyor işte. Ama hayatım, daha önce de başka bir şey söylemiştim. Bu böyle evet, bir şey ama değil sen ki. Bu kitabı okumamış mısın? Selami, gel bir dakika. Okudum hayatım, okudum. Okudum. Ben bu parayı geri vermeye gidiyorum. Bak, adamın... Hayreti Bey! Bunu bakar mısın nasıl olduğunu? Hayreti Bey! Hayır, hayır. Hayır canım, bizim evde bunu öğren. Dünya varmış be. Başlarım doğu felsefesine. Doğru söylüyorsun hayatım. Bu Feng Shui bize göre değilmiş. E söyledik. Çocuklar, yemek hazır hadi. Mom,
Babacığım, benim kameraman oldu. Oğlum çok pahalı o kameralar. İyi de baba, klip çekmem lazım ya, anla beni. Dur bakalım, bizim şirkette bir tane olacaktı. Selçuk Bey'e söyleyeyim de bir günlüğüne ödünç alalım. Dedeme de söyledi anne. Dedenden de mi kamera istedin? Evet anne, bütün akrabaları aradım. Bu kamerayı almam lazım. Bu yarışmayı da kazanmam lazım. Oğlum söz veriyorum, sana yarın kamera alacağım. Haluk, her istediğini alacak mıyız? Belki çocuk yönetmen olacak. Evet, belki yönetmen olacağım. Şarkıcı olmasına izin vermiyorsun. Yönetmen olmasına izin vermiyorsun. Çekil çocuğun önünden ya, bir gitsin ya, bir bırak ya. Evet anne, açın önümü. Durduramazsınız. Havuç geliyor. Sen de abartma, o kadar da değil. Biz geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba babacığım. Merhaba anneciğim. Merhaba Damla. Merhaba anneciğim. O ne dedi? Çocuklar, çok sevineceksiniz. Dedeniz size ne aldı bir bilseniz. Yalnız bir şartım var, ortaklaşa kullanacaksınız, tamam mı? Tamam da. Düşündüğüm şey mi bu? Bak 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 bakalım hadi. Hadi bak bakayım ha. Nasıl? Oğlum ya, yavaş yavaş. Oley, kamera almış dedem. Aslan dedem. Babacığım ne lüzum vardı böyle bir şey? Kim bilir ne kadar para vermişsiniz. Vallahi bizi mahcup ettiniz baba. Feda olsun torunlarıma. Emekli parası bugünler içindir. Aman alsın alsın. Abuk sabuk şeyleri harcayacağına torunlarına alsın. Teşekkür ederim babacığım. Ben de kullanacağım ama unutma. Tamam. Tamam tamam. Şu klibi çekelim yeter. Hadi bakalım yemek hazır. Anneciğim sen de üstünü çıkar. Tamam hayatım ben sana. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi babacığım. Alo, biz gelmeden masada hiçbir şey dokunma. Baba. Azıcık gerek. Beyler, tavşan kılınlar. Buyur Haluk abi. Eyvallah. Durumları nasıl? Düzeldin mi bari birader? Bana bak. Bana ikide bir birader deyip durma, tamam mı? İki bir. Güzel. Güzel. İki bir. Nasılsın Selami? Kendine geldin mi? Geldim abicim, geldim. Senin belin nasıl? İyi, fena değil. Bir daha sakın böyle layık erkek işleri açma başıma. Aman aman, bulaşmam öyle şeylere bir daha abicim. Haluk Uşam, seninle çok özel olarak konuşmamız lazım. Tabii konuşalım. Burada olmaz, çok gizli mesele bu. İsmail Bey, ne söyleyecekseniz söyleyin artık. Bak ne diyeceğim biliyor musun? İsmail Bey. Meri Hanım bunları imzalamanızı istedi. Aman neyse canım, üzme kendini. Bu doğu felsefesi bize göre değil. Aman canım, bizde de huzurdan çok stres yarattı. Bence hata bizde. Kesin. Bu akşam resim sergisine gidelim mi Meltem? Ben gideceğim zaten. Buyurun şirket telefonları. Aa, telefon mu aldınız? Evet. Selçuk Bey sonunda bizim isteğimizi yerine getirdi. Ay çok teşekkür ederiz. Yalnız bir şartım var. Neymiş o? Nedir? 24 saat açık olacak. Her istediğimde sizi arayabileceğim. Olur, 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 olacak olur, olacak olur, olur. Bak uşağım, şimdi şaşıracaksın. O İsmail uşağım, Jennifer da. Abicim, bu akşam Meltem'le Gönül sergiye gideceklermiş. Ne sergisi? Resim sergisi. Doğu mu, batı mı? Ne bileyim abicim ya, resim sergisi işte. Aman aman gitsinler. Doğudan uzak dursunlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Çaylar. Bak Selami kardeş. Tabağı ayrı yere koyuyorsun. Bardağı ayrı. Senin yüzünden 5 çaylık enerji harcıyorum ya. 5 dedim. Anneme babama sakın söyleme abla. Söylesen kötü olur fıçı yerim sonra. Sana da bana da yazık olur valla. Hafta sonu dışarı çıkamayız bir daha. Türkçe, trafik, müzik, beden eğitimi, İngilizce, matematik, resim, fen bilgisi, beden eğitimi dışında sözlerimin hepsi biliyorum çok komik. Ne yazık ki eksi. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim belki. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben burada şarkı söylerken siz arkada bu hareketleri yapacaksınız. Bak iyi izleyin.
Tamam mı? Siz de gelin. Sen sağa, sen de sola yaklaşıp durun. Tamam. Ben şimdi kamerayla çekime başlayacağım. Ama benden başka hiç kimse kameraya dokunmasın, tamam mı? Bir düğmeye basarsınız bütün kayıt mahvolur. Oldu. Başlıyoruz. Anneme babama sakın söyleme abla. Söylesen kötü olur fıçı yerim sonra. Sana da bana da yazık olur valla. Hafta sonu dışarı çıkamayız bir daha. Türkçe, trafik, müzik beden eğitimi, İngilizce, matematik, resim, fen bilgisi, beden eğitimi dışında sözlerimin hepsi biliyorum çok da iyi. Fena değilmiş mi abicim? Kurcalama oğlum. Şimdi yanlışlıkla bir yerine basacaksın, silinecek içindekiler. Sonra 25 yıl havucu dinle. Merak etme abicim, merak etme. Ben anlarım elektronik eşyadan. Merhaba uşaklar. Merhaba İsmail Bey. Yengeler yok değil mi? Yok yok. Geçin oturun. Bakın uşaklar, dinleyin beni. Ne diyeceğim size? Bu akşam sizi çok güzel bir yere götüreceğim da. Nereye? Çok güzel bir Rus dans grubu gelmiş, onları seyredeceğiz de. Yok, biz gelmeyelim İsmail Bey. Ha? Evet, gelmeyelim. Ne olacak uşağım? 2-3 saate döneriz de. Bu güzel hatunları görmek sizin de gözlerinizin hakkıdır uşağım. Yok İsmail Bey, biz gelmeyelim. Vallahi biz gelmeyelim, siz... Uy, yoksa siz karılarınızdan mı korkuyorsunuz uşağım? Kim, ben mi? Ben mi? Bir kere ben hayatta hesap vermem ki. Ben mevzusunu bile ettirmem yani. Ben karıma hesap vereceğim ha. O zaman gelin gidelim de. Fıstık gibi kızlar. Sadece biz olacağız uşağım. Ne diyorsun Selami? Ha? Gidelim bitmesine abicim de bizimkilere ne diyeceğiz? Yani bir şey söylemek lazım. Hayır, söylemesek de olur da. Yengelere inşaatta bir problem çıktı. Oraya gittik dersiniz de uşağım. Uy uşağım, canlı fişin TV'de. Tabii. Yani inşaatta bir problem çıkmış olamaz mı? Evet. Zaten bizim sektör öyle bir sektör ki her an her şey olabilir. Ne dersin, gidelim mi Rus kızlarına? Tamam gidelim. Tamam geliyoruz. Uy yaşadık daha uşaklar, gidelim. Geç gönülcüğüm. Nerede bunlar ya? Selami de yok. Dur şunları bir arayayım ben. Tamam. Çalıyor. Alo Haluk. Neredesin? İnşaatta mısın? Müzik sesi geliyor. Alo. Kapattı. Ne dedi? İnşaattayım dedi ama arkadan müzik sesi geliyordu. Aa. Sen müzik sesi geliyor deyince o ne dedi? Unutma ki İbrahim Tatlıses de inşaatlarda meşhur oldu dedi. Ne alaka? Bilmem. Bak saat kaç oldu hala yoklar gene. Yok, bunlar bir şeyler çeviriyor Meltem. Selami. Efendim hayatım. Niye gülüyorsun sen? Gülmüyorum hayatım. Haluk'a ne inşaatta problem vardı? Vardı. Vardı da çözdük. Neydi o problem? Sıvacılarla tuğlacılar kavga etmiş. Onlara ayırdık. Yok, ben bunların hallerine hiç güvenmiyorum Meltem. Selami. Efendim hayatım.
Yalan söylemiyorsun değil mi? Yalan mı? Saçmalama hayatım, ne yalanı? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Ana, bu ne? Tablo. Meltem sergiden aldı. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Allah bilir sen buna para da vermişsindir. Evet. Ya ben ressam olsam bunu alana üzerine para veririm be. Hayatım, senin resim sanatından anlamanı beklemiyorum zaten. Ben bu resmin kralını yaparım be. Çağdaş bir ressam. Avrupa'da yaşıyor. Üstelik de bu soyut bir çalışması. Düzgün giden bir ruh halinin içindeki çatışmayı anlatıyor. Tam şafak sökme vakti. Yok yok, bir sancıyı anlatıyor. Bence hayatın aktif dönemlerindeki bir ruh hali bu. Nevrotik dönemdeki panik atak sancılarını yansıtıyor. Evet, evet. Çok... Beğendin mi hayatım? Halinin bozuk olduğu zamanlarda. Ne kadar güzel bir resim. Ne anlıyorlar şimdi bunda? Manzara desen değil, portre desen değil, nedir yani bu, ne yani, ne? Nevrotik garip bir baş ağrısı. Oy! Alo? Şş, kim o? Peki Selçuk Bey. Tabii Selçuk Bey. Hı-hı. İyi geceler. Şirkette biri mi ölmüş? Hayır, yarın şirketteki toplantı kaçta onu soruyor. Bunun için mi arıyor? Evet. Nasıl arayabilir ya? Hayatım, şirket telefonu. İstediği zaman arayabilir. Kapat şu telefonu, kapat, kapat. Olmaz, kapatamam. 24 saat açık kalması şartıyla verdi. Oy! Alo? Versene şunu bana. Tabii Selçuk Bey. Oldu Selçuk Bey. Yarın ilk iş bildiririm. Aha. Ne soruyor? Sigortalı sayısını soruyor. Ulan şeytan diyor, bir kafa at kere yığ oraya. Tamam hayatım, hadi yat. Bak unutma, yarın Emre'nin yarışmasına gideceğiz üçte, hadi. Anne, kimse efendim? Benim kameramla oynamadı değil mi? Yok oğlum, kim oynayacak senin kameranla? Hayır yani, şu düğmeye basınca hemen kayda giriyor da... O yüzden dedim, araya abuk sabuk görüntüler girmesin yani. Rezil olmayalım. Saçmalama oğlum, kimin ne işi olacak ki senin kameranla? Hadi. Bay bay anne. Sabaha kadar aradı ya. Uykum uyku uyuyamadım Meltem. Ben de. Ya kızlar, bu adam sizi de aradı mı? Evet. Seni kaç kere aradı? Benim telefonum hiç susmadı ki ya. Selami, sen benimle geliyorsun. Abicim ben gelmeyeyim ya. Ne demek ben gelmeyeyim? Yalnız bırakma oğlum beni. Havucu seyredip döneceğiz. Ben Meltem'le de konuştum, Gönül de geliyor. Hadi yürü, geliyorsun. Ya olmaz abicim ya. Ben çocukları görünce fena alıyorum. Beni götürme abicim ya. Yürü oğlum, yürü. Lan erkeklik yapma. Yürü hadi. Hadi hadi. Dur, çantamı al. Ya yürü hadi. Biz çıkıyoruz Engin. Selçuk Bey'in haberi var. Hadi gidelim. Ya arkadaşlar bir dakika, bu telefonlar ne olacak? E dursun bakalım bir gün daha. Belki ilk gün diye böyle yaptı. Hadi hoşça, hadi hoşça. Peki, güle güle.
açıklama yapacak? Selami. Haluk, seni dinliyorum. Güzelim, o kaset kesin montaj. Havuç yapmış ya, inan bana ya. Evet evet hayatım, kesin montaj. İsterseniz bir daha izleyelim ha? İzleyelim. İzleyecek bir şey yok ya, kesin montaj. İnşaatta bir problem çıkmış olamaz mı? Evet. Zaten bizim sektör öyle bir sektör ki her an her şey olabilir. Uy, uşa! Zanlı fişilti bir de. Gidiyor muyuz Rus kızlara? Tamam, gidiyoruz. Hadi gidelim. Tamam, geliyoruz. Uy, yaşadık da. Gidelim uşaklar. Evet, ne diyorsunuz? Montaj. Selami! Efendim ya. Oley anne, kazandık. Yarışmayı biz kazandık. En iyi klip bizimki seçildi. Hele o arada babamlar girip çıkıyordu ya. Onlar ölmem bayıldı. Alo. Tabii Selçuk Bey. Anlıyorum Selçuk Bey. İyi geceler. Uy, uşaklar. Uyut. Akşam uykunuzu alamadınız mı? Hayır efendim, evden kovulduk. Neden? Sizin yüzünüzden efendim. Evet, sizin yüzünüzden. Benim yüzümden olur mu uşağım? Rusya'nın yüzünden olur da. Çok teşekkür ederiz Selçuk Bey. Sağ olun. Evet, biz düşündük ve kendi telefonlarımızı kullanmaya karar verdik. Zaten iki telefon fazlaydı. İki dedin değil mi? İki. Git abicim başımdan ya. Git abicim başımdan ya. Bak orada sabahtan beri 5 tane çay boş bardağı. Ya bak orada sabahtan beri boş 5 tane. 5 5 5 5. Bak orada sabahtan beri boş 5. Dursun bakalım bir gün daha. Belki ilk gün diye öyle yaptı. Hadi hoşça kal. Evet, peki. Güle güle. Gidiyor muyuz şu Rus kızlara? Görüşürüz. Kuvvet kız. Özür dilerim. Her şeyden etkileniyor. Keşke yapsak. Salça. Salça.